Akan Yıldız NTV'yi izliyorsunuz. Engin Gayrimenkul'ün katkılarıyla Metin Karataş'la Ehliden başlıyor. Eser şu bağrıma yel dertli dertli, ben o yardan ayrı ayrı gezdim gezeli. Akar gözlerimden sel dertli dertli, ben o yardan ayrı ayrı gezdim gezeli. Akar gözlerinden sel dertli dertli. Düşkün iken dost bağrına girilmez, düşkün iken dost bağrına girilmez. Yalan ile hakka ikrar verilmez. Kamil olmayınca hey dost menzil görülmez. Cahil elinden yol dertli dertli, kamil olmayınca hey dost menzil alınmaz. Kör cahil elinden yol dertli dertli. Kalmadı dalda,
derman bulur mu hey dost, bir çare bul da derdini söyleyen dil dertli dertli. Derman bulur mu canan, bir çare bul da derdini söyleyen dil dertli dertli. Evet sevgili dostlar, güzel bir türküyle programımızı açtık. Bu yarayı dosttan dosttan aldım ezeli diye. Hepimizin çok severek dinlediği, bazen dilimizden düşürmediğimiz türkülerimizden bir tanesi. Kaynak kişi sevgili üstadımız Mulis Akarsu. Bu türküyü birçok kişi Mulis Akarsu'nun bilir ama aslında bizim ortaokul edebiyat kitaplarında da, lise kitaplarında da bir dönem okuduğumuz dönemlerde vardı. Bir Garibim diye geçer. Mulis abi de ilk okuduğu albümlerde Bir Garibim diye okumuştu. Daha sonraki albümlerde Akarsu'yum diye okumuştu ama bize kaynaklık edip türküyü ulaştıran ve bizim hafızamızda yer almasını sağlayan Mulis Akarsu üstadımızı sevgiyle yad ediyoruz sevgili dostlarımız. Ustalarımız böyledir. Hep kendinden önceki jenerasyondan, ustalardan beslenir ve bir sonraki nesile de türküleri aktarılır. Hiçbir ustamız doğuştan kendi türkülerini yapmamıştır. Hepsi bir başka ustaya özenerek, öykünerek ve onlardan aldığı geleneği sindirerek, hazmederek ve daha sonra rafine ederek ustalık seviyesine erdikten sonra kendi türküleriyle bu topluma seslenmeye başlamışlardır. Yani bu toprağın genlerinde olan şeyi bizlere aktaran aşıklar, hak aşıkları ve ozanlarımızdır. Ne mutlu ki böyle ozanlarımız bu türküleri bir önceki jenerasyondan alıp kendileri de süzerek, imbiklerden geçirerek, rafine ederek bize ulaştırmıştır. Bu kültür öyle bugün yaptım ve tuttu değil. Yani geceden yapıp gündüz sosyal medyaya konularak gelen bir kültür değil. Binlerce senelik bir süreci aktarıyor. O olgunlaşma, o insanı kamil olma erdemine erdiren türkülerimiz öyle günlük basit değildir. O yüzden bu uğurda mücadele eden, canını veren hak aşıklarına, ozanlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ve aramızdan ayrılanları da tekrar sevgiyle yad ediyorum. Evet sevgili dostlar, yine bir Ehli Dem akşamında birlikteyiz. Cemal cemale, gönül gönüle türkülerimizi söyleyeceğiz. Gâhi ağlayacağız, gâhi güleceğiz, gâhi düşündüreceğiz. Gâhi de birilerinin nasırlarına basacağız sevgili dostlar. Ne kadar çok ses çıkıyorsa bilin ki aslında o kadar çok aydınlanıyoruz demektir. O yüzden suya sabuna dokunmadan temizlik olmaz. Toplumu da suya sabuna dokunmadan arındıramayız, temizleyemeyiz sevgili dostlar. Türklerimiz de bize bunu öğrettiler. Pir Sultan'dan bugüne, geçmişten hatta ondan öncekinden de bizlere bunu verdiler. Biz de bu türküleri o türkülerin namusuyla, ahli hakkıyla, edebiyle taşımaya çalışıyoruz. Kişisel yanlışlarımız olabilir ama türküler adına ve türküler bu halk kültürü adına yanlış yapmamak için çabalıyoruz sevgili dostlar. Ehli Dem'in amacı da zaten bu. Türküleri olduğu gibi yalın ve doğrusunu aktarmaya çalışmak. Ehli Dem'in görevi de bu. Ehli Dem'e aracılık eden Yıldız NTV'ye teşekkür ediyoruz. Ve başta bir teşekkür de size ediyoruz. Niye ediyoruz? Tabii parmağımın ucunda WhatsApp numaramız var. WhatsApp numaramızdan mesajlarınızı bize ulaştırıyorsunuz. Biz de program içinde mümkün olduğunca seslendirmeye çalışacağız mesajlarını sevgili dostlar. Yine bir Ehli Dem programında yine türkülerimizi söyleyeceğiz. Dostlarımız var türkü seven, onların da yüreklerinde türküler dolmuştur. Türkülerle şekillenip ve bu türkülerimizi de geleceğe aktarmak için görev edilmişlerdir. Her zaman olduğu gibi kadınlarımızdan başlıyoruz. Sevgili Serap Akkuş, sevgili Serap hoş geldin. Hoş bulduk abi. İyisin. Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Türküler oldukça, türkü uzun söyledikçe. Uzun zamandır görüşemiyorduk, iyi oldu aslında. İyisin değil mi? İzleyicilerimize merhaba diyelim. Böyle bir ilk faslı atlatalım, sonra yavaş yavaş türkülerimize gideceğiz. Tabii ki. İlk önce arkadaşlarıma, emekçi arkadaşlarıma, değerli dostlarımıza ve ekran karşısında bizi izleyen, hep biz onları sahnemize misafir ediyoruz. Bugün biz onların misafiriyiz. Ben hep şunu derim sahnemde, türkülerimizi birlikte okuyunca biz çoğalıyoruz aslında. Bugün biz sizin evinize konuğuz. Lütfen bizimle birlikte türkülerimize oturduğunuz yerden eşlik edin. Ve hoş bulduk diyorum. Teşekkürler. Teşekkürler sevgili Serap.
Onlar zaten ister istemez eşlik edecekler. Kesinlikle. O akıyor zaten. Aynen. Yüreğine, diline sağlık. Teşekkür ederim. Diğer taraftan gene genç kardeşlerimizden sanatını layıkıyla yapan. Eyvallah hocam, sağ olasın. Seven. Teşekkür ederim. Sesiyle, sazıyla da, efendiliğiyle de. Sağ olasın. Türkülere yakışan kardeşlerimizden bir tanesi. Sevgili Ayhan Yaz. Sevgili Ayhan, hoş geldin. Teşekkür ederim hocam, hoş buldum. Sağ olasın. İyisin. İyi olmaya çalışıyoruz hocam. Türküler oldukça dediğiniz gibi. Türküler söyleyebildikçe sıkıntımız yok. Özgürce söyleyebildikçe. Kesinlikle. Kesinlikle hocam. Siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz valla. Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışın. Mücadele ediyoruz. Kesinlikle. İzleyicilerimize de bir merhaba de. Evinde oturanlara da. Küsmesinler. İki haftada bir merhaba dediğim için artık. Çok sık çıkıyorum diyorsun artık yani. Hocam seviyoruz, ne yapalım. Ne güzel. Teşekkür ediyorum ekran başında bizleri izleyen herkese. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Eyvallah. Teşekkür ederim sevgili. Sağ ol hocam, teşekkür ederim. Diğer taraftan gene benim kardeşlerimden, o da kendine has tarzıyla ve aslında bir Nurşani geleneğinin de devamı ardılı olan Nurşani babayı da yaşatmaya çalışan, aynı zamanda tabii kendisi de olmaya, kendi duygularını da dillendirmeye çalışan kardeşlerimizden bir tanesi sevgili Serdar Dedeoğlu. Serdar, hoş geldin. Hoş bulduk abi. İyisin. İyiyiz, yaramaz bir şey yok. Keyfin de iyi, yeri rahat. İyiyiz abi. İzleyicilerimize bir merhaba de en azından. Burada Yıldız NTV ekranlarını izleyen bütün canlılara selamlarımı, hürmetlerimi gönderiyorum. Dilerim herkes, kesin ne olursa olsun, yani herkesin yöresi ne olursa olsun, yöre tadında kalmalarını, kültürlerini yaşatmalarını temenni ediyorum. Teşekkür ederim sevgili. Eyvallah abi. Serdar çok konuşmayı sevmiyor ama program içinde ilerleyen dakikalarda biraz konuşturur söz sadece. Ehli deme gelince insanlar açılıyor. Peki Serdar, daha konuşacağız. Diğer taraftan gene gençlerimizden, o da daha önce de konuk olmuştu sevgili Umut Aslandaş. Umut bu türküde ve güler yüzlü efendi kişiliğiyle de ailece de bu kültürü çok seviyorlar. Babası, ailesi, hepsi birlikte. Sevgili Umut, hoş geldin. Hoş buldum hocam. Ehlidem'de olmak çok mutluluk ve gurur verici bir şey. Bizleri ekran başında izleyen tüm türküsever dostlarımıza da kucak dolusu sevgi saygılarımı sunuyorum. Bu akşam türkü tadında türkü dolu geçmesini temenni ediyorum. Teşekkür ederim sevgili. Çok sağ ol. Gece uzun, bayağı şey yapacağız. Evet hocam. Ayhan, sen bir taraftan al. Ben şimdi biliyorsun programdan önce de çok bağırttılar beni, çok konuşturdular. Ben dinlendirsem biraz yani. Tamam hocam, nasıl isterseniz. Şimdi hem türküyü, ilk türküyü okudum. Aynen öyle. Programdan önce de bir saat en az briefing verdim. Şahıyan
gece sohbetine doyamam ki. Daimi babayı da anmış olalım. Aynen. Çok teşekkür ederim Daimi hocam. Daimi baba da işte biraz önce başta bahsettiğimiz ozanlarımızın sert çeşmelerinden bir tanesidir. Kesinlikle hocam. Gözesinden beslenebileceğimiz, evet, gölgesinde serinleyebileceğimiz üstadlardan ve ilminden de besleneceğimiz birisi. İyi ki bu topraklara Daimi baba gibi üstadlar gelmiş. İyi ki, toplumu iyi ki aydınlatmaya devam ediyorlar. İyi ki hocam. Hem türküleriyle hem de sözleriyle kesinlikle aydınlatıyorlar. Sağ olun Harun. Öyle değil mi Serap? Kesinlikle. Teşekkür ederim biz bu arada arkadaşlar. Elinize sağlık, elinize sağlık. Eyvallah. Biz de onların izinde yürümeye devam edeceğiz. Aynen. O zaman bir türkü de senden dinleyelim şimdi. Tabii İzinden ki yürüdüğüm bir türkülerden Seyit bir tanesi. Seyit Mecnun'den okuyayım o zaman ben. Dost Cemal'in benzer diye. Tamam. Bulup da yar yar gel sar yaramı.
senin aşkında öldürür beni. Bir tabip olup da yar yar gel sar yaramı. Şu senin aşkında Alışmışız ya mikrofonu konuşmaya. Çok teşekkür ediyorum canım. Birine gönle sağ ol. Çok teşekkürler. Güzel. Erken mi kestiniz? Biz Seyit Meftuni artık yani erken, arkadaşlar. Orkestramız. Seyit Meftuni'yi duymadan kestiniz. Duyamadan kestiniz. Kestiniz. Neyse olsun. Şey, çok teşekkür ediyorum. Tuzu biber olsun. Bir dahakine bir kıta fazla çalacaksınız. Lütfen. Hazır. Ödeşeceğiz. Seyit Meftuni'ye en azından. Sevgiyle yad ederim. Eyvallah. Senin de diline sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bazen oluyor canlı yayınlarda. Hiç sıkıntı yok. Biz evet. Yani biz bizeyiz. Dostlarımızın eline an olmuş. Hiç sıkıntı yok. Bir kıta alacağın olsun bizden. Ben arkadaşlarımı dostlarımı dinlerim. Kıta alacağın olsun. Eyvallah. Sevgili Serdar nasıl? Yeri rahat mı? Eyiz abi. Bir sıkıntı yok. Herhalde bir sazını sesini al öyle. Yeri rahat. Burası. Eserleri arkadaşlar biliyor herhalde. Söyledin değil mi? Doğaçlama gideriz hocam ya. Ha, tamam onlar yetişirler sana yakalar.
seri derin batar, ezer beni gizli gizli, ezer beni gizli gizli, ezer beni gizli gizli, gizli gizli. Sağlık sevgili Serdar. Daha çok diyorsun Nurşahin'i okuyorsun değil mi sen hep? Mahsuni Baba da okuyorum abi ya. Ama en çok Nurşahin herhalde. Ben hep genelde Nurşahin'e denk geldim hep. Yok. Normalde Mahsuni Baba'da da çok severim. Mesela ben çocukken büyüdüğümde babam Nurşahin'in böyle kadim dostu olmasına rağmen meçhuli babalar vardı. Nurşahin'i Mahsuni babalar. Onların kasetleri bizim evde daha çok yer alıyordu yani o teyp dönemlerinde ben çocukken. Bu o bölgenin şeyleri ama sen okurken ben hep sana yani Mahsun dinleme denk geldiğimde hep Nurşahin'i okuyorsun o yüzden demek. Genelde Engin abinin Nurşahin babanın etkisinde kaldığımız için onların türkülerini yaşatmaya çalışıyorum diyelim abi. Evet. Yani başka şekilde de bugün başka bir türkü de versen yine aynı formata gidiyor. Aynı tarza gidiyor çıkamıyorsun yani. Nurşahin'i ve Engin tarzında, Engin Nurşahin tarzında okuyorsun yüreğini. Mahsuni babalar falan da hepsi bu kültürün önemli insanları. Ama olsun güzel bizim tarzımızı ben seviyorum. Hepsi güzel. Nurşahin babaya da buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Metin abi sözünü keserek bir şey daha ekleyeyim. Nurşahin baba biraz sağlık sıkıntıları var şu an şeyde Antalya Medipol Park'ta tedavi görüyor. Geçmiş olsun diyoruz. Buradan çok selam söylüyorum. Ellerinden öpüyorum Nurşahin babanın. Umarım sağlığına tekrardan kavuşması dileklerimle. Hürmet ederim, saygılar. Bizim aşıklarımız, ozanlarımız hep şunu söylüyorum. Gençlerimize de özellikle sağlıklarına dikkat etmelerini istiyorum. Çünkü bizim büyüklerimizin sanatı, kültürleri, ilimleri, irfanları çok yüksekteydi ama birçoğu ne yazık ki sağlıklarına dikkat etmediler. Yani sosyal yaşamlarına ve sağlıklarına dikkat etmiyorlar. Birçoğu da tabii o yüzden sağlık sorunları yaşıyor. En önemli şey insan ilk önce öz bakımını, kendi kişisel sağlık şeyini, kontrolünü yapmalı. Sigara, bu tip şeylerden, alkolden mümkün olduğunca uzak durmak, sağlıklı beslenmek ve egzersiz yapmak yani en azından hareketsiz bir yaşamın dışında olmak gerekiyor. Çünkü bizlerin en önemli şeyi düşüncelerimiz mutlaka, felsefemiz, kültürümüz önemli ama mücadele edecek mücadele edecek azmimiz, enerjimiz yoksa yarattığımız şeyleri topluma
ulaştırmamız çok zor. O yüzden rol model olmak istiyorsak özellikle büyüklerimiz, sanatçı büyüklerimize söylüyorum. Gençler sizin türkülerinizden etkileniyor. En çok da davranışlarınızdan etkileniyorlar. O yüzden doğru bir şeyler söylerken yanlış bir tavır sergilemememiz gerekiyor. Hepimiz için söylüyorum bunu. O yüzden beslenmenize, sağlığınıza da dikkat edin. Nurşani Baba'nın da ellerinden öpüyorum. Bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Umut, nasıl durumun? Sen İyi sağlığına hocam. Dikkat ediyor musun? Ediyorum hocam. Kötü alışkanlıkların yok galiba. Yok hocam. He? Hiç yok. Alkol, sigara, gece hayatı. Uzak duruyorum hocam. Ha. Mümkün olduğunca. İyi, ne güzel. Onlardan uzak dur. Evet. Gece hayatın olmasın. Kahve kültürün olmasın. Yok hocam. Yok. Babana sorarım. Tabii sorabilirsiniz. Babana sorarım. Kötü alışkanlığın varsa ona göre bir dahakine cezalandır belki deme gelemezsin. Eyvallah hocam. Bir türkü alalım Umut. Tabii hocam. Medet senden olur efendim, olur efendim. Aşılmaz dağlarım dost ardında kaldım. Eller dosta doğru çeker göçünü, elsiz viranede çöllerde kaldım. Eller dosta doğru çeker göçünü, evsiz viranede çöllerde kaldım. Derim sana ey kaşgare, ey kaşgare. Artıyor eksilmez dost sinemde yâre. Bir aşinam yok ki halımı sora, yalanlı dolanlı dillerde kaldı. Bir aşinam yok ki halımı sora, yalanı dolanı dillerde kaldı. Sultan Abdal'ım ben de gülmedim, ben de gülmedim. Aradım derdime dost derman bulmadım. Yol nereden gelir gider bilmedim. Kesildi kervanım yollarda kaldım. Yol nereden gelir der bilmedim, kesildi kervanım bellerde kaldı. Yüreğine dinle sağlık sevgili. Teşekkürler hocam. Güzel de işlerimizden bir tanesi. Pir Sultan Abdal ustamızın. Müzik Musa Eroğlu. Hocamıza ait. Miras bıraktığı eserlerden evet. Bir tanesi. O da günümüzün yaşayan en önemli ustalarından birisi sevgili Musa Eroğlu. Kesinlikle. Da Musa hocamızın da eğer izliyorsa ellerinden öpüyoruz, selamlarımızı iletiyoruz. Senin de yüreğine dinle. Çok sağ olun hocam. Bak sesim Miktahyan. Bağırttılar ya beni. Hocam.
demeç verirken. Bazen programdan önce burada dostlarımız, sevgili dostlar geliyor. Hocam bu konuda ne düşünüyorsun, şu konuda ne düşünüyorsun diye. Bazen siyasete sokuyorlar, bazen inançsal boyutta sorular soruyorlar. Ben de biraz heyecanlı bir tipim. Sesim de yüksek çıkıyor. Konuşurken yani program öncesi falan diye naz da etmiyorum, konuşuyorum. En az bir saat beni bağırttılar. Günah onların vallahi, sesim gitti. Serap, okuma yazmam var mı? Nasıl durum? Sen mi okursun? Hocam. Daha doğrusu. Hiç sıkıntı. Ya sen... Değerli dostlarımız bize mesaj göndermişler. Beni kurtardı. Biz böyle dolaşmayacak mıyız hocam? Yok. Bir ben, bir Umut. Yok. Taraf tarafta ben okuyayım. Sonra hafta sen okuyacaksın. Hadi başlıyorum. Ya Ayhan'a verecektim ya sana. Burada ondan sonra o okumaya. Anlatabilirler öncelikle abi, biliyorsun. Çok sağ olun. Alışkınız hocam, sıkıntı yok. İyi akşamlar Metin hocam. Malatya'dan Songül ben. Eşim Ali için ya Hızır ya Hızır senden istiyorum demiş hocam. İyi akşamlar Sayın Metin Bey. Ben de haber spikeri gibi değil mi? Hızlı hızlı okusam, boşuna hızlı oku. Sıradaki eser sevdiklerimiz için senden Cihan Yıldız'ı programınıza alır mısınız? Çok memnun oluruz. Ahmet Bakir Ankara'dan sevgiler sizlere olsun demiş. Ankara'ya selam olsun. Ebru Erzincan'dan selamlar. Neşet Ertaş'tan şad olup gülmedim eserini istiyorum. İyi akşamlar demiş. Erzincan'a selam. İyi akşamlar, hepinize selamlar. Çaya Berbana'yı söyler misiniz demiş dostlarımız. İyi akşamlar Tekirdağ'dan. İsmim Ahmet Tazegül. Öncelikle Metin Karadaş hocamız, ağzınıza sağlık. Orada bulunan tüm dostlara ve Umut Aslandaş kardeşimize selam olsun. Merhaba Metin hocam. Ben Nurhak Alçiçek Köyü'nden Aydın, tek size ve konuklarınıza selam eder. Sıradaki türküyü tüm türkü sevenlere gelsin. Hayırlı programlar, başarılarınızın devamını dileriz demiş canlar. İyi yayınlar diliyorum. Metin Bey, Serdar Dedeoğlu'ndan etme kurban olayım dost istiyorlar. Biz de selamlarımızı gönderelim. Merhabalar, Sivas Gürü'nden göndermiş dostumuz. Serdar Dedeoğlu'ndan Nurşen'den bir eser istiyorlar. İyi akşamlar, Güngören'den Sibel, Serap Hanım'a başarılar dilerim. Onu çok seviyorum. Tüm konuklara başarılar diliyorum demiş. Ben de Sibel'e sevgilerimi gönderiyorum. Merhaba Metin abi. Konuklarına saygılar, sevgiler. Amasya'dan Gülistan Ünal. Bir değiş istiyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar Metin hocam. Tüm konuklarınıza sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Metin hocamdan Kürtçe bir eser istiyoruz demiş. Burhaniye'ye selam olsun. İyi akşamlar, ben Zeynep Bağnaz. Umut Aslantaş'tan bir türkü rica ediyorum. İyi yayınlar, Tekirdağ'dan selamlar. Umut ama. Sağ olsunlar. Bak senin için. Hocam devam edeceğiz devam, mi? Devam, o sayfayı bitirelim. Tamam. İyi yayınlar, ben Çorlu'dan. Çorum zannettim ya. Çorum, sizi bekliyorum. Erbil Karaca programınızı severek izliyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Umut'tan. Umut. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Gönül Aslantaş. Kuzenim Umut Aslantaş için bir türkü rica ediyorum. Selamımız olsun bizim de. İyi akşamlar. Selamlar. Ben Yaren, sıradaki türkü tüm Çayırlı halkına gelsin. Erzincan'a selam olsun. Merhabalar, iyi akşamlar. Değerli dostum Serdar Dedeoğlu'ndan Gül Nur Şahin'i türküsünü istiyorum. Metin Gölpınar Sivas. Serap biraz indir de yüzünü görsünler. Çok yukarı kaldırınca yüzün tamam, görünmüyormuş. Yok, yüzü, hocam ben bitirdim bu arada. Tamam bitirdim, tamam bitirdim o zaman. Bir hocam. Dahakine tecrübe olur. Biraz daha açlarsa yüzünü göremiyorlar. Tamam, sıkıntı yok. Ayhan. Ben de mi hocam? Evet, tamam anlaştık. Geldi. Başta anlaşmıştık. Evet, yani. Öyle öyle. Yükü sen taşıyacaksın şimdi. Tamam, ben sesimi çıkartmıyorlar. Ne yapayım ben? Tamam hocam. Siz nasıl isterseniz, sıkıntı yok. Thank you.
Kanlı gönlüm bekliyor ki yaz gele. Yaylanıza gelin gele, biz gele. Deli gönlüm nasıl yardan vazgele. Ah, hunu dağı dumandır, emir elle sümendir. Duydum dost bana küsmüş, daha gönlüm gümandır, daha gönlüm gümandır. Döndüm ser yıldızım, döndüm çoban yıldızım, ayırma bizi. Düştüm serime, ben gidince selam gelir yerime. Dağlar dayanmıyor ahuzlarıma, hunu dağı dumandı. Emir elle sümendir, duydum dost bana küsmüş, daha gönlüm gümandır, daha gönlüm gümandır. Dön, 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 dön seher yıldızım. Çoban yıldızı, ayırma bizi. Tükendim yar yar yaraman, tükendim yar yar yaraman, tükendim yar yar, tükendim yar yar.
döküldüm toprağa düştüm. Çürüdüm de tükendim yar yar yaraman. Tükendim yar yar yaraman. Tükendim yar yar. Tükendim yar. Tükendim yar yar yaraman, tükendim yar yar, tükendim yar yar. Yürüdüm de tükendim yar yar yaraman, tükendim yar yar yaraman, tükendim yar yar, tükendim. Dinle sağlık sevgili Ayhan, iki tane Mahsuni eseri, Mahsuni babayla sevgiyle yad ediyoruz. Üzerine söylenecek bir şey yok çünkü reklama gidiyoruz, çok fazla yorum yapamayacağız. Tamam. Sevgili dostlar, kısa bir aramız var, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.